Geleneği yaşatanlar, hazırlayan ve sunan Ayhan Aydın. Sevgili dostlar merhaba, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Yeni bir programda daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bahar aylarındayız. Yarın ise 23 Nisan'ımızı kutlayacağız. Çocuklar gibi şendik dediği gibi bir ozanın. Gönlümüz coşuyor, ruhumuz coşuyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu topraklarda yokluklar içerisinde yarattıkları bir cumhuriyette yaşamanın kıvancıyla birlikte güzel günlerin özlemi içerisindeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, yasalarımıza, yargıya ve dolayısıyla yürütmeye, yani insanımıza güzel şeyler vermeye ant içenlerin yanındayız. Özlemimiz çağdaş bir Türkiye. Özlemimiz dünya ulusları içerisinde İnsan hakları konusunda, gelişmişlik konusunda yerini almış bir Türkiye. Özlemimiz sokaklarda yatan çocukların, sokaklarda çalışan çocukların sayısının olmadığı, herkesin okuma hakkına sahip olduğu, özgürlüklerin bütün vatandaşlara uygulandığı, inanç özgürlüğünün bütün bireylere uygulandığı bir güzel ülkede yaşamak. Umuyor ve diliyoruz ki bu sene ve gelecek yıllar umutla, baharın gelişi gibi güzelliklerle gelir, bizleri bulur. Dostlar, gelenek yaşıyor. Anadolu'dan Balkanlara, Orta Asya'ya, İran'a, Irak'a, Suriye'ye, Kuzey Afrika'ya ve günümüzde de Avustralya'dan Kanada'ya yüz milyonlarca insan güzel İslam dinine
dahil olmak üzere yaşantılarını sürdürüyorlar. Ve Aleviler, Bektaşiler, Mevleviler, Nusayriler, Alevi İslam inancını yaşatanlar, onların da milyonlarcası gerek Türkiye'de gerek Balkanlarda ve diğer coğrafyalarda yaşıyor. Ne mutlu bize, bugün bir Cem televizyonumuz var. Bugün sizlere seslenebildiğimiz bir radyomuz var. Ne mutlu bizlere, yüzlerce binlerce kitap yazıldı. Artık kamuoyunda rahatlıkla Alevi sorunları konuşuluyor. Alevilikle ilgili araştırmalar yapılıyor. İnsanlar bu kimlikleriyle var olduklarını serbestçe söyleyebiliyorlar. Çeşitli kısıtlamalar, baskılar, engeller olsa bile bugünümüze çok şükür diyoruz. Şükürcü bir millet değiliz. Şükürcü bir inanca sahip olan insanlar değiliz. Fakat şükretmesini de bileceğiz. Günümüzün değerini de bileceğiz. Fakat dostlar, gelenek bugün yaşıyorsa, bugün inancımız istediğimiz şekilde yaşanıyor, sorunlar aşılmaya çalışılıyorsa, bugünlere kolay gelmediğimizi de bilmemiz gerekiyor. Evet, bugünlere kolay gelmedik. Çok çileler çektik, çok baskılar gördük. Alevi kimliğimizi söyleyemediğimiz zamanlar oldu. Kimliğimizi sakladığımız dönemler oldu. Bir tek Alevi lafının geçtiği gazeteleri, kitapları alır, onları saklardık. Sadece Alevi kelimesi geçti diye sevinirdik. Veyahut da Alevi kimliğini bildiğimiz sanatçıları dinlemekten büyük zevk alırdık. Ve birbirimize gizli saklı Alevi olduğumuzu söylemeye, ima etmeye çalışırdık. 1950'li, 60'lı, 70'li yıllarda bu işlere, bu büyük mücadeleye, Alevi İslam inancının gün yüzüne çıkması için emek veren insanların olduğunu sizlere hatırlatarak programıma başlamak istiyorum. Ve bu değerler içerisinde bir değerimiz, bu inanç içerisinde bir emektar insanımız, bir yazarımız, bir dedemiz, bir yol aşığımız, çok güzel bir simamız, Mehmet Yaman dedemizle birlikteyiz. Onunla birlikte geleneğimizin nasıl yaşadığını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Efendim, hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Ayhancan, sağ olasınız. Evet dostlar, Mehmet Yaman deyince Mehmet Yaman'ın bir devrin, bir dönemin temsilcisi olduğunu söylememiz gerekiyor. Yayınladığı kitaplarla, gazetelerle, dergilerdeki makaleleriyle, verdiği mücadelelerle, dede kimliğini koruyarak, Aleviliği öğretmeni olduğu okullarda saklamadan anlatabilmesiyle ve Sünni İslam inancını benimseyen vatandaşlarımız karşısında Alevi İslam inancını yaşayan insanlara vermiş olduklarıyla bir yüce değerimiz, bir güzel insanımız. Peki Mehmet Yaman dedemizle geçmişe dönelim. Bugün geçmişten bahsedeceğiz. O anlardan, o anılardan bahsedeceğiz. Sevgili dedem, hem kendi yaşantınızla birlikte bahsettiğimiz o zorlu dönemlere dönsek, yani herkesin Aleviliğini ortaya koyamadığı dönemlere gitsek, desek ki siz neler hissettiniz de kendi kimliğinizi ortaya koydunuz, hangi özelliğinizden dolayı bir dede ve bir Alevi olarak kendi kimliğinizi rahatlıkla ortaya koyma cesareti gösterebildiniz o dönemlerde ve kimler vardı sizinle birlikte? Aleviliğin ilk tanıtılması günlerine doğru gidelim. O anıları sizden dinleyelim. Olur Ayhan Can. Ben dilim döndüğü kadar anlatayım. İzleyicilerimize sevgiler sunuyorum. Size de teşekkür ediyorum bu programda beni de davet ettiğiniz için. Efendim, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Ocak köyünde doğdum ben. Yıl 1940.
Ceddim Hıdır Abdal Sultan tabii kendi köyümüzdedir bizim, Karacaahmet evlatlarından. Doğunca tabii dünyaya gelince elbette ki kulağıma bilinçli olmasam da o çocuk bebek çağlarımda Allah, Muhammed, Ali, Hünkar Hacı Bektaş Veli, İmam Hüseyin, 12 imamlar, aşıklar, sadıklar, gerçek erenler tabii ki orada canlar bunu fısıldarken, coşarken ben de onların içinde temelden yetiştim. Cemlerde, cemaatlerde bulundum tabii aklım ermeye başlayınca. Küçük yaşta saz çalmaya başladım. Ali Rızade de vardı, ona yalvardım bana saz öğretin diye. Oradan başladım ve ilkokulu köyümde bitirdikten sonra İstanbul'a geldim. 1-2 yıl burada çalıştım. Annem dul kalmıştı. Babam Hayri Dede vefat etmişti. Ve çalıştım 2 sene. Fakat bizim köyümüzden Abbas Ertuğran isminde bir ileri görüşlü bir zat. 50'li yılların ki 30'da gelmiş, 1930'da gelmiş. O tarihlerde Abbas Ertuğran dayım akrabamız olur. Dedi ki Mehmet evladım seni bir okula versem okur musun dedi. Dedim dayı seve seve. Okula yazdırdı beni. Baktım Çarşamba'da, İstanbul Çarşamba'da İmam Hatip Okulu yazıyor. Ben ilk defa duyuyorum böyle birisi İmam Hatip Okulu. Orada okumaya başladım fakat tabii ki benim hani Alevi olduğumu falan öğrenir oldular. Hatta orada bir hocamız geldi evladım dedi. Türkiye'miz dedi, dikkat edin Adnan Menderes'ten Allah razı olsun başbakanımız Türkiye'ye Müslümanlığı getirecek. Sanki Müslüman değilmiş Türkiye. Öyle bir zıt bir hoca efendi vardı bu. Falanca gazetenin de sahibi şimdi. Ve dedi bu İstanbul'umuzu Aleviler şunlar bunlar kapladı. Aleviler kitap yayınlamaya başladı. Bunlara yaşam hakkı yoktur. Bunlar Müslüman değildir. Bunlar işte ya yurt içinde asimile etmeli veyahut da Sibirya'ya sürmeli gibi konuşunca ben Abbas dayıya döndüm okul tatilinde. Dedim ben bu okulda okumuyorum dayı çünkü benim mizacıma uygun değil. Ben köyümde Hak Muhammed Ali Cemlerinden ayrılmışım. Burada zıt şeyler konuşuluyor. Dedi ki Mehmet evladım dedi sen oku orada dedi. Öyle Alevi falan olduğunu söyleme dedi ama benim ağzımda durur mu tabii ben devamlı çekinmeden söyleyebiliyordum. Her Alevi bunu söyleyemiyordu. Ben o aşkla Hazreti Hüseyin aşkıyla bunları söylüyordum. Neden dedim dayı okuyayım ben? Çünkü dedi bizim köyümüzde bütün evlerde ciltlerle kitaplar var, el yazmaları var. Orada da eski yazı öğren ki gelecekte Aziz dedemiz var ölecek yaşlandı o ölünce daha kimse okuyamayacak bu kitapları siz de okursunuz dedi. Tabii ben de onun hatırı için okudum devam ettim. Fakat okul süresince Ayhancığım ben Abbas dayı çok merhametli yoksul babası o okutuyordu ben aslında. Bütün masrafımı o veriyordu. Giderdim derdim ki Abbas dayı ben Aşık Daimi'yi tanıyorum Alek Berçe'yi tanıyorum. Efendim Turan Engin'i tanıyorum. Feyzullah Çınar efendim diğer bütün aşıklar mesela davulcuları bunları bir gün dedim getirsem burada bir cem yapsak. Yıl kaç oluyor? 59. 59 60 yıllarını. Aman dedi benim istediğim buydu. Çağırdım. Tabii birkaç grup halinde geldi bunlar. Önce Turan Engin'le Aşık Daimi rahmetliyi çağırdık. Orada bir cem yaptık Abbas Dayı'nın odasında. Yaza doğru da onun bahçesinde Fatih'te herkesin Allah'a şükür gök kubbe altında herkesin gözünün altında Sünni yurttaşlarımız var, Aleviler var. Onlar apartmanlardan izliyorlardı bizi tabii. Orada Alek Berçek, Feyzullah Çınar orada bir muhabbet cemi yani Değiş, Düvaz İmam, Semah gibi açıkça yapmaya başladık. Ama Abbas Dayı'nın hanımı dedi ki sen dedi böyle yapıyorsun ama dedi, yani polis gelir. Gelir yetkililer ne yapıyorsunuz? Dedi hanım dedi biz ne yapıyorsak burada belli. Biz Allah diyoruz. Allah. Rabbimiz Allah. Peygamberimiz Hazreti Muhammed. Rehberimiz Ali. Biz başka bir şey dediğimiz yok. Devletimizin, cumhuriyetimizin, Atatürk'ümüzün aleyhinde ahlaka aykırı bir şey yapmıyoruz. Allah diyoruz, zikrediyoruz. Hiç korkma dedi, bir şey olmaz dedi. O zaman sıkı yönetim vardı çünkü. Böylece biz öyle yaşamaya devam ettik. Okulumu bitirdim. Sonra ilahiyata yani Yüksek İslam Enstitüsü'ne başladım.
Orada da bazı böyle yanlış hareketler oldu. Çünkü bilmiyorlardı ama beni o İslam enstitüsünde çok seven arkadaşlarım vardı. Yani benim Alevi olduğumu bile bile çok seven arkadaşlarım vardı. Allah onlardan razı olsun. Çünkü biliyorlardı. Ayhan Bey şimdi kardeşim eğer yani kabahat suç kimde bilmiyorum. Eğer devletimiz, eğitimimiz, eğitim okullarda, camilerde, kışlalarda insaflı, vicdanlı, cennet yurdumuzu seven, milletini seven, bayrağımızı, ordumuzu, Atatürk'ümüzü, şehitlerimizi anan içtenlikli insanlar eğitim gösterse derler ki evladım, öğrenciler bakın içinizde şu sınıfta, her sınıfta Alevi de var, Sünni de var. Ha. Aleviliği anlatır. Alevilik budur. Sünnilik de budur. O zaman göreceklerdir ki ikisinin de inancı, Allah inancı, Muhammed inancı. Ha. O zaman Alevi Sünni'ye, Sünni de Alevi çocuklar karşı, arkadaşlarına karşı daima olumlu bakacaklardır. Ama sen gelip de Alevileri kötülersen onların içinde istediğiniz kadar Alevi çalıştayları yapın, istediğiniz kadar din dersi kitaplarını düzelttik deyin Milli Eğitim Bakanı. Hiçbir şeye yaramaz. Sonra ben din bilgisi öğretmenliği yaptım 30 yıl. Sağ olsunlar arkadaşlar. Elbette ki din derslerinde Aleviliğin ne olduğunu, inancını, ibadet biçimlerini, geleneklerini anlatmıyorlardı. Es geçiyorlardı. Yanına bile yaklaşmıyor. Şimdi Sünni bir yavrumuz, Alevi bir yavrumuza ya sen Alevi misin? Bu Alevilik nedir? Niye Alevisin falan dediği zaman suç kimde oluyor? Suç annede, babada, öğretmende oluyor. Eğer Ayhan Bey kardeşim bu ülkemizde, milli eğitimimizde bunlar anlatılsa hiçbir şey kalmaz. Çünkü imanda birlik, vatanda dirlik için, kardeş olmak için başka çaremiz yok. Şu cennet yurdumuza sahip çıkmamız için Alevi, Sünni ayrımı yapmadan bütün yavrularımızı birlik içinde, el ele tutuşması için, tek çatı, tek nefes olmak için elbette ki eğitim vermek lazım. Eğitim verilmiyor. İlahiyat fakültelerinde Alevilik anlatılmıyor. Alevilik anlatılmıyor. Yani böyle olaylar böyle gelişti. Evet, evet. Şimdi çok dolusunuz. Tabii bu doluluğunuz sizin aşkınızdan kaynaklanıyor. Şimdiye kadar yıllar yılı bu görevi onurluca yüklenmenizden kaynaklanıyor. Ama siz bir geleneği temsil ediyorsunuz. Gelenek yaşıyor demiştik. Siz dedelerin, ozanların, aşıkların dizinin dibinde büyüdüğünü söylediniz. Ve sazımız var, bağlamamız var. Bu geleneğimizin en önemli unsurlarından birisi. Ben fazla bilinmese de sizin çok güzel bağlama çaldığınızı biliyorum. Şimdi o yönünüzü de halkımızla paylaşmış olalım. Kitapları olan, eserleri olan, büyük bir birikimi olan Mehmet Yaman dedemiz aynı zamanda sazı ve sesiyle de bu geleneği yaşatmaya devam eden ulu çınarlardan birisi. Şimdi sazımıza biraz ağırlık verelim diyorum. Teşekkür ederim. Bir de özelliğiniz kendi yörenizle ilgili o nefesleri, o bağlama çalma tekniklerini sizin yaşattığınız gerçeği var. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi bundan evvel bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Sözümün sonunda şunu belirtmem lazımdı. Elbette ki ben köyümde zaten dedem rahmetli köyün mürşidiydi o tarihlerde. 30'lu, 40'lı, 50'li yıllarda ben de onun zamanına yetiştim. Ben de yetim bir çocuk olduğum için devamlı cemlerde, görgü cemi olsun, müsahip cemi, hangi cem yanına alırdı beni. Tabii yetim kaldığım için severdi. Rahmet olsun cümle geçmişlerimize. Ve orada ben gönlüm, ruhum, inancım Hak Muhammed Ali sevgisiyle bütünleştiği için ve ceddimiz de Hıdır Abdal Sultan Ocağı'ndan olduğu için, o soydan geldiğimiz için ben buraya geldiğim zaman İstanbul'da bir okula başladığım zaman hangi okul olursa olsun İmam Hatip Okulu, ben orada elbette ki bilinçli gelmiş bir vaziyetteydim. Orada ben tutup da asimile olamazdım. Ama benden sonra gelen Alevi canlar İmam Hatip'te okudular, İlahiyat'ta okudular ve temelleri olmadığı için,
Cemlerde fazla bulunmadıkları için, belki de cem görmedikleri için. Kentlere indik ya, bütün Alevler 30'lu, 40'lı, 50'li yıllarda kentlere yavaş yavaş gelindi. Köylerdeki cemler yapılmamaya başlandı. İstanbul'a gelince de herkes kendi işine, ekmeğine, aşına koşuyordu. Ama köylerde o cemler bizim okulumuzdu. Yani Alevi'nin resmen bir okulu yoktu. Osmanlı okul açmamıştı bize. Okul yoktu. Okulumuz neresiydi? Cem evleri ve dedelerimiz. 7'den 70'e kadın, erkek, çoluk çocuk gelirdik kış günlerinde. Dedemiz, pirimiz, mürşidimiz, rehberimiz bize anlatırdı Muhammed Ali'nin yolunun ne olduğunu, Hünkârcı Bektaşveli'nin yolunun inançlarını anlatırdı. Biz de orada aynen bir okul gibi, hatta okuldan daha ciddi şekilde onları kulaklarımızın dolusuca duya 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 içimizde özümsediğimiz için ben burada gelince tabii ki yanlış bir yola sapmadım ve yolumda devam ettim. Yol Muhammed Ali'nindir dedim. Eyvallah. Evet. Buyurun efendim. Eyvallah. Onu bilinmesi gerek. Hayır ümmet eyle. Allah Allah ümmet. Ne ararsın baba derviş, dervişlerde dem bulunur. Ne ararsın baba derviş, dervişlerde dem bulunur. Bekle pirin eşini, derdine derman bulunur. Ya Ali, canım Ali, canda da mihmanım Ali. İki cihan umudusun ya Muhammed, ya Ali'ni. Hacı Bektaş Veli. Engine indir özünü, türaba çevir yüzünü. Engine indir özünü, türaba çevir yüzünü. Pişir de söyle sözünü, arasında ham bulunur. Ali Ali senden medet, korkarım senden medet. Korkarım o zalim kuldan, korkmuyor senden medet. Ali medet, pir medet. Can hatayım özün takın, özünü Mervan'dan sakın. Şah hatayım özün takın, özünü Mervan'dan sakın.
Kudretten değen okur, yarasına em bulunur. Ya Ali, canım Ali, canda da cananım Ali. İki cihan umudusun ya Muhammed, ya Ali. Hacı Bektaş Veli. Eyvallah, var olun, sağ olun. Eyvallah. Sevgili dedeciğim. Evet, gelenek yaşıyor, geleneği yaşatan değerlerimizle birlikteliğimiz sürüyor. Dostlar, kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra birlikteliğimiz 16.30'a kadar devam edecek. Bizden ayrılmayın. Geleneği yaşatanlar devam edecek. Geleneği yaşatanlar devam ediyor. Geleneği yaşatanlar. Hazırlayan ve sunan Ayhan Aydın. Evet dostlar, tekrar merhaba. Birlikteliğimiz sürüyor. Evet, bugün Geleneği Yaşatanlar programının çok değerli bir konuğu var. Gerçekten geleneğin yaşaması konusunda büyük mücadele veren emek sahibi sevgili Mehmet Yaman dedemizle birlikteyiz. Evet, büyük Alevi ocaklarından Hıdır Abdal Sultan'ın soyundan gelen Mehmet Yaman dedemiz, zorluklarla geçen yaşantısından kesitler sunarken o dönemlere bizi götürüyor. 1959 yılında ilk defa kendisinin öncülük etmiş olduğu bir cemden bahsediyordu. Büyük bir özlemle yad ettiğimiz Abbas Erturan, Gülle Erturanların, tabi evlatları olan Ali Erturan'la tanışma şansına sahip olduk. Gülle Ana'yı tanıma şansına sahip olduk. Onların aşmış oldukları yolda İstanbul'da cemler başlıyor, cemler yürüyor. Peki şimdi tekrar dedemize dönelim. O cemlerin içerisinde Hıdır Abdal Sultan'ın, büyük ocak sahibimizin, erenimizin cemlerinin içerisinde sazlar çalıyordu, bağlamalar çalıyordu ve o yöreye özgü deyişler, duazlar, nefesler söyleniyordu. Bunlardan bir örnek daha dinleyelim. Çünkü söz ne kadar kıymetliyse bağlamanın nameleri de o kadar kıymetli. O da geleneğimizi yaşatan ana unsurumuz olmuş, değil mi dedem? Vallahi. Pekala. Daima şu beyti söylerlerdi önce. Nedir gönül, terk et bu ahuzarı, Hıdır Abdal gibi sultanımız var. Dert için dünyada kılma efkarı, dermanını verir sultanımız var. Bir de İstanbul'dan mermer taşın attığı Hıdır Abdal Sultan ceddimizin, onu çalar söylerdi zakirlerimiz, aşıklarımız. Onu ben söyleyeyim şimdi. Çıkmış arş yüzüne Cevlan eğiliyor, Cevlan eğiliyor. Güzel birim kara, Leyli Leyli Leyli, Cahmet evladı. Elinde asası, hizmet eğiliyor, hizmet eğiliyor. Güzel birim kara, Leyli Leyli Leyli,
rahmet evladım, inkar evladım. Elimde asası, kendisi gözcü, kendisi gözcü. 300 yamalıktan da leyli 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 bir hırka düzdü. Ol mermer taşını yerinden üzdü. Güzel pirim kara leyli 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 Cahmet evladı, inkar evladı. İstanbul'dan mermer taşını attı, taşını attı. Vardı Aşut Kaya leyli 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 bir nişan etti. Ocağın başına türbesin tuttu, türbesin tuttu. Güzel pirim kara leyli 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 Cahmet evladı, hünkâr evladı. Hüseyin'i merak ömmedim sırrına, heyecan sırrına. Cümle alem boyan leyli 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 mıştır nuruna. Hıdır Abdal Sultan derler pirime, derler pirime. Güzel pirim kara leyli 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 Cahmet evladı, hünkâr evladı. Eyvallah, var olun, sağ olun sevgili dedem. Hüverendir. Hey dost, hü yani o Hakk'ın ismiyle Allah sesleniyoruz. Diyeceğiz. Evet dostlar, teknik masada Hasan Vardarlı kardeşimiz bize yardımcı oluyor. Şimdi onu da sevgiyle selamlıyorum, sağ olsun emeğine sağlık. Bu arada da şu bilgiyi verelim, Vardar deyince Balkanlar akla geliyor, Rumeli akla geliyor tabii. Sevgili dostlar, Haziran başında Cem Vakfı'nın çok güzel bir organizasyonu olacak. O müjdeyi de sizlere vermek istiyorum. Cem Vakfı öncülüğünde Rumeli'ye, yani Balkanlara bir inanç ve kültür turu yapılıyor. Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan'ı kapsayan bu büyük gezide Balkanlardaki büyük Alevi Bektaşi uluları ziyaret edilecek ve Balkanların en güzel kentleri gezilecek. Ayrıca Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün okumuş olduğu okul ve yaşadığı evde ziyaret edilecek. Balkanlarda Otman babalar, Demir babalar, Akyazılı sultanlar, Harabi babalar, Harabati babalar, Ohri'deki Sarı Saltık makamı, Kızılderili Seyid Ali Sultan, Burgaz, Varna, Razgrad, Silistre, Sofya, Üsküp, Gostivar, Kıçove, Ohri, Manastır, Selanik, Kavala gibi büyük kentler ziyaret edilecek. Şimdiden bunun duyurusunu ve müjdesini size verelim. Sevgili dedem, 1960'lı yıllardan bahsediyorduk ve o dönemde sizin yine büyük bir mücadeleniz oldu.
Biz biliyoruz ki 1966 Temmuz'unda Cem Dergisi yayınlandı. Sizin de Cem Dergisi'ne büyük emeğiniz var. Onun isminden tutun da yazılarının alınmasından hatta gerekli abonelerin bulunmasına kadar emeğiniz yadsınamaz. Ama toplum tarafından az bilinen bir olay daha var. Siz kendiniz de bir gazete çıkardınız sanırım, değil mi dedeciğim? Evet, evet. Gerçekler adıyla 70'li yıllarda Cem dergimizi bir ara verdikten sonra Cem dergisine Gerçekler gazetesi çıkardım. Tabii Cem dergisinin çıkarılmasını halkımız bilmez. Bunun bir reklamını da yapmadık ama bilenler bilirler. Ortaca olaylar olmuştu. Tabii bunu hatırlamak bile çok acı verici bir şey. Orada bazı Alevi toplumuna bazı hakaretler yapılmıştı. Abidin Özgünay Bey rahmetli matbaası vardı. Mehmetçiğim dedi, bir dergi çıkarmak istiyorum. Bunun ismini ne koruruz? Nasıl, derginin ismi ne olsun? Dedim Abidin Bey, bana dedim bir hafta izin verin. Bir hafta içinde ansiklopedik bütün karıştırmaları yaptım. 20 tane isim buldum. Görgü, Zülfikar, Nefes, Cem, 20 tane. Ve Cem kelimesini, kırmızı işaretini aldım. Bir gün geldi rahmetli. Ben o zaman öğrenciydim ilahiyatta. Ve tabii kimsem de yok ama ben kendi kendimi geçindirebiliyordum. İngilizce dersler falan verip iyi kötü Allah yardım ediyordu. Tabii abinin abi beni rahmetli zannederdi ki bir hali vakti yerde birisi. Evime gelecek diye de Fatih'te Sabri amca vardı rahmetli. Sivas'ın Kirkidi köyünden. Gittim Sabri amca, onda param yoktur. Bir şeyler aldım, geldim, güzel bir menemen böyle yemekler falan yaptım. Geldi, yemeğimizi yedik. Mehmetçiğim dedi, buldun mu çıkaracağımız derginin ismini? Hemen o sayfayı gösterdim. Cem kırmızı böyle şey. Hala duruyor o bende. Rahmetli Abidin Bey'e vefatından önce getirdim, gösterdim. Bakın dedim, sizin işaretiniz bu. Cem ismini bulmuştuk. Ama bir ara verildi Cem dergisine. Ara verildi. Çok güzel hizmetler yaptı başta. Hizmetlerin birisi de Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı'ya sorulan bir soru üzerine Alevilik konusunda çok yanlış bir ifadede bulundu. Kurumumuzda Alevilikle ilgili hiçbir derdimiz yok, bizim bir sorunumuz yok. Zaten Alevilik ölmüştür dedi. Onun üzerine üniversite gençliği, Sünni olsun Alevi olsun, üniversite gençliği bunu bir hakaret kabul edip bazı şeyler yaptılar. Yani karşıt mitingler, toplantılar, bildirgeler yayınladılar 65 yılında. Onları da yayınladı Cem dergisi. Sonra ben askerdim Hava Kuvvetleri'nde. Orada askeriyede dini bilgileri ben veriyordum karargahta. Komutanımız işte Muhsin Batur döneminde falan. Ben teris olurken Teğmen'im dediler, sen ya bu teris olduktan sonra ne yapacaksın? Dedim öğretmenim ben Pertevniye Lisesi'nde. Ama şimdi dedim tayinim çıkar mı? Dediler senin tayini çıkarıyoruz oraya. Hemen Milli Eğitim Bakanı'ndan tayinim çıktı. Bir de dedim ben hiç uçağa binmedim havacı olduğum halde. Ben dedim uçakla gönderin, asker uçakla. Onunla geleceğiz. Peki. Ama dediler senden bir isteğimiz var. Buyurun komutanım dedim. Bu bildiğin gerçekleri dedi. Bir ufak da olsa, broşür de olsa bunları yayınla gazete gibi falan. Bu benim kafama yattı. Geldim 16 Ağustos hünkârın törenlerinde rastlamak için, o tarihe gelmesi için rahmet olsun. Yani Ayhancığım o devirlerde tabii bu aşıklarımız dahil, fakat Kurbani Kılıçlar aşık daimlerim. Bir de Hatice Gencay ablamız vardı. Bunu anmadan geçemem. Hatice Gencay. Kimin ne kitabı ne davetiyesi varsa matbaasında para almadan bastırırdı. Tam bir Fatma anamız yani. Böyle Ehl-i Beyt yolunda canını vermiş. O efendim onun matbaasında bastırdım. Mehmet dedi, evladım dedi, senden para almayayım, bu hayırlı olsun dedi. Gerçekler gazetesini o tarihte çıkarmaya başladım. Hangi yıldı? 16 Ağustos 1970. 70. Güzel. 5000 bastı ve zamanla aboneler çoğaldı. 2000'e yakın abonem oldu. O zaman da hiçbir derginin 2000 abonesi yoktu. Sonradan bazı hainler, fesatçılar, fitneciler, ya Mehmet Yaman gazete çıkarıyor, zengin olacak falan filan, benim ne çektiğimi bilmiyor adamlar, kıskanmaya başladılar. Yani böylece gazetemin aleyhinde propaganda yapıldı. Bir de o tarihte bir siyasi başkan hakkında konuştum.
dedim ki bu adam çağımızın tam Yezididir, tam Muaviye'nin adamıdır dedim. Bana bir dostum, ilahiyatçı dostum, şimdi profesör oldu, Mehmetçiğim dedi, 11 yıl beraber okuduk, sen benim kardeşimsin. Sen Alevisin, ben Sünniyim ama ikimiz de Müslümanız ve Alevi Sünniliği zaten ben kabul etmiyorum. Senden de öğreneceğimizi öğrendik. Sen dedi, bir toplantı yapıldı. Mehmet Yaman bu gazeteyi bir daha çıkarırsa vay onun haline, listeye aldık. Sakın dedi, beni kardeş biliyorsan çıkarma. Ondan sonra dergiyi kapattım ben, şey gazeteyi. Önce gazeteydi, sonra dergi çıkardım. Yani burada size onu sormuştunuz. Evet, Gerçekler Gazetesi'ni çıkardık. Çok da güzel şeyler oldu. Hatta bir gazeteciye veriyordum, o 100'er tane satıyordu. Bir gün gittim, yok. Aynı verdiğim günün akşamı. Dedim Yılmaz Bey, gazeteler satıldı mı ya? Yok dedi, ya işte vallahi dedi, ne olduğunu bilmediğim 3 tane sakallı geldi. Lan bu Alevilere yaşam hakkım var. Ver şunu. Kaç para? 100 tane. Birer liradan 100 lira. Verdi 100 lirayı. Aksaray'ın ortasında benim okulumun Pertevniyal'in yanında cayır cayır yaktılar. Bana daha gazete getirme dedi falan. Yani bu olaylar bugün sağ olsun devlet bakanımız ya hükümetimiz gerçekten şimdi takdir etmek lazım. Yani çalıştaylar yapılıyor. Alevi çalıştayları. Yani vatanda birlik için ama bu çalıştayların sonucu nasıl olacak bilemiyoruz. Bana birisi anlattı. Hükümetten birisi gizlice. Kol kola geziyoruz. 3-4 Haziran günlerinde. Dedi ki biz bu işi yapmak istiyoruz. Artık bu kavga bir son bulması lazım. Yani hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Aşık Veysel'i bir defa okusak. Bir defa Allah'ın emri birlik olmak. Aşık Veysel'imizi dinleyelim. Yunus'umuzu dinleyelim. Onlar bile bize nasihat diyor. Bu nasıl kavgalar, çirkin dövüşler. Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız. Yolumuza engel olur bu işler. Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız diyor Aşık Veysel. Cenab-ı Hak birlik emrediyor. Hünkârız Bektaş Veli bir olalım, bir olalım, dir olalım diyor. Hepimiz bu yurtta, bu cennet yurdumuzda Alevi, Sünni kardeş olmaktan başka, birbirimizi sevmekten başka hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Onun için bundan sonra Veysel'in güzel şeyleri var. İtimat edersen benim sözüme gel birlik kavline girelim kardeş. Birlik çok tatlıdır, benzer üzüme içip şerbetini kanalım kardeş. Son verelim iftiraya bühtana, kardeşane sevişelim can cana. El birlikle çalışalım vatana, çok okul fabrika kuralım kardeş. Yürüyelim Atatürk'ün izine, son verelim bozguncular sözüne. Göz atalım şu dünyanın hızına, yürüyüp hedefe varalım kardeş. Veysel'in sözleri kanun dışı mı? Yasaya uymazsa kesin başımı. Bana düşman etmiş vatandaşımı. Sebebi neyse soralım kardeş. Yani demek istiyor ki kardeş olup bu vatanda okul, fabrika yapalım, mutlu olalım, huzur içinde olalım. Birbirimize niye kem gözle bakıyoruz? Kötü gözle bakıyoruz. Ama bunu yapanlar Sünni yurttaşlarımız değil. Sünni toplumu o kadar aydınlanmıştır ki Ayhan'cığım. Çok aydınlanmıştır. Ha, birkaç tane marjinal grup var. Nereden emir alıyorsa, ya cahilliğinden, ya gafilliğinden, ya hainliğinden. Yurdumuzda birlik olmasın diye, cumhuriyetimiz yıkılsın diye ki onların yıkacağı yok. Allah bizim ordumuzu, cumhuriyetimizi koruyacaktır. Onun için böyle fit sokuyorlar. Okullarda bazı din bilgisi öğretmenleri, canım Aleviler şöyle de, yani adam resmen Türkiye'nin laik liselerinde, okullarında göz göre göre Alevi çocukların, Sünni çocukların gözüne baka baka Aleviliği kötülemeye kalkıyorlar. Hatta son bir ilmihal kitabı okudum. Allah göstermesin. Diyor ki bu Abdal Musa Sultan, Karaca Ahmet Sultan, efendim Sarı Saltık gibi efendim dinsizler, kafirler bütün Anadolu'ya kafirliği yaydılar. Aleviler de şimdi onların yolundan gidiyor diyen bir adam ilmihalde. Buna ne dersiniz? Buna yazıklar niye, olsun deriz. Yazıklar olsun, Allah cezal. Yani devletimiz buna niye sahip çıkmıyor? Milli Eğitim Bakanlığı eskiden sahip çıkardı. Milli Eğitim'de bir kitap yayınlandı. Hamdi Varoğlu diye. Emil Zola'nın bir kitabı. Döl Bereketi diye. Oraya tutmuş. Sokmuş Alevilere Kızılbaşları. Halbuki Emil Zola zavallı Fransız. Fransa'da öyle şeyi bilmezler. Alevilerin aleyhinde. Milli Eğitim Bakanlığı da buna çare bulmuyor. Talim ve Terbiye Kurulu tetkikattan geçirmiyor, incelemekten geçirmiyor. Bundan 30 sene evvel Talim Terbiye'nin başında Rıza Kardeş diye birisi vardı. Rıza Kardeş döneminde adam resmen felsefe kitabında Alevilere hakaret edildi. Ve felsefe kitabında tabii ki bu Nurettin Karsu vardı milletvekili. Bu kitabı millet meclisinde parçaladı attı. Aynı Talim Terbiye Kurulu zamanında Fatih Tiyatrosu'nda Mum Söndü piyesi. Kim oynadı? Yugoslav oyuncuları. Ateist.
ateist, dinsiz Yugoslav oyuncuları. Ben gittim ona ve Gerçekler gazetemde bunu eleştiren iki sayfalık da yazı yazdım. Gittim, korkunç. Hem burada Hazreti Muhammed'e hakaret edildi, Hazreti Ali'ye, Kur'an'a hakaret edildi. Kim yazmış? Müsahipzade Celal. Niye bunu oynatıyorsun kardeşim? Yani devletimiz, hükümetimiz, ilgililer, yetkililer bu yanlış gidişata dur demeler lazım. Ve milyarlarca lira sarfayıp da Alevi çalıştayları, şu çalıştayları yapıldığı zaman bunun değerini almamız lazım. Yani burada üretime geçmemiz lazım. Tek ses, tek nefes, kardeş olarak bu ülkede yaşamamız lazım. Sen bana Yezid demişsin, ben sana Kızılbaş demişim, ona münafık demişim, öbürüne kafir demişim. Bundan bir yere varılmaz kavgayla. Kavgayla bir yere varılmaz Ayhancan. Kusura bakma, ben fazla konuştum herhalde. Çok güzel konuştunuz. Sizi kesmek mümkün değil. Çünkü her bir sözünüzün manası vardı. Teşekkür. Devlet devlet gibi davranmasa, inanç ve toplum önderleri görevlerini yerine getirmezseler, aydın dediğimiz insanlar, aydınlık beklediğimiz insanlar karanlık yayarlarsa bu toplum ne yapsın? Tabii ki bu toplumun önünde gidenler, topluma rehberlik yapanlar doğru insanlar olmalı. Peki dedem, yine bağlamaya gözüm takılıyor. Eyvallah. Çünkü dediğim gibi geleneksel olarak bunu çalmanız, söylemeniz çok etkili. Birçok insan bilmiyor bu makamları. Eyvallah. Başka sanatçılar, ozanlar sahnelerde kendini ifade ediyor ama dedelerimiz de yüzyıllardır bu geleneği bugüne getirdiler. Bugün bazı sanatçıların, ozanların bu saz çalmaları, türkü söylemeleri veya hadi nefes söylemeleri bu dedelerimizin sayesindedir. Allah Allah. Eyvallah. Hü eyvallah. Eyvallah. Allah Allah desem de çıksam yürüsem, acep şu dağları aşamam olayım. Allah Allah desem de çıksam yürüsem, acep şu dağları aşamam olayım. Bozatlı Hızır'ı yoldaş eylesem eylesem, varıp efendime de düşemem olayım. Ali yar, Ali yar, hüdam Ali yar, hak bilir ki benim de meylim sende var. Ali çoktur şahı, merdan bulunmaz. Sevdiğim bağında güllerin goncağı, usuldur boyların bellerin inceyi. Sevdiğim bağında güllerin goncağı, usuldur boyların bellerin inceyi. Adı güzel Hüseyin'imin önünce, önünceyim. Kerbela'da şehit düşemem olayım. Adı güzel Hüseyin'imin önünce, önünceyim. Kerbela'da şehit düşemem olayım. Thank you.
Ben güzel pirime verdiğim ikrar, doludan borandan kırçından saklar. Ben güzel pirime verdiğim ikrar, doludan borandan kırçından saklar. İhlas aşık olan ikrarım bekler bekler. İkrarım bendini de çözemem olayım. Ali yar, Ali yar, hıdam Ali yar. Hak bilir ki benim de meylim sende vay. Ali çoktur şahı merdan bulunmaz, Pir Sultan Abdal'ın dost çilesine diyelim gerçeklerin demine. Dost dost, gerçeklerin demi nurdan sayılır. Ömrüm ömrüm, ömrüm ömrüm, ömrümün varı. On iki bam katarına uyanlar, dost dost. Muhammed Ali'ye yardan sayılır. Yalim yalim, yalim yalim, ömrümün varı. Üç gün imiş şu dünyanın sefası, dost dost. Sefasından fazla olur cefası. Ömrüm ömrüm, ömrüm ömrüm, ömrümün varı. Gerçe görenlerin nutku nefesi, dost dost. Biri kırktır kırkı birden sayılır. Yalim yalim, yalim yalim, ömrümün varı. Can hatayı meder Bağdat'tır vatan, dost dost. İkilikten geçip birliğe yeten, ömrüm ömrüm, ömrüm ömrüm, ömrümün varı. Erenler katında kıylı kal tutan, dost dost. Yolu dikenlidir hardan sayılır. Ömrüm ömrüm, ömrüm ömrüm, ömrümün varı. Yetiş canımıza da Muhammed Ali. Eyvallah, var olun, sağ olun.
Nefesiniz kutlu olsun, daim olsun. Hak razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah Allah, sizlere Anadolu'nun hayırlı hizmetler nasip etsin. Anadolu'nun ışıklarısınız, Anadolu'nun gerçek sahipleriniz. Ben diyorum ki çınar ağacı öyle ulu bir ağaçtır ki, onun gölgesi içerisinde nice türküler söyler rüzgar. Ama ben de diyorum ki yine nice ozanlarımız, dedelerimiz, bilge insanlarımız vardır. Bilmiyoruz onları, tanımıyoruz. Anadolu toprağında, Balkanlarda, İran'da, Irak'ta, Suriye'de Hallacı Mansurların, Seyit Nesimilerin, Pir Sultan Abdalların, Şah Hatayilerin yolunu sürüyorlar. Onlara aşk olsun diyorum. Aşk olsun. Bu dünya onların suyu yüzü hürmetine ayakta duruyor. Allah Allah. Onlara minnet borçluyuz. Yalnız diyoruz ki sevgili dinleyenler, sevgili Cem Radyo dinleyenleri, sırtlanlarla aslanları birbirinden ayıralım. Çakallarla aslanları birbirinden ayıralım. Yolumuzun önünde bize önderlik gibi yapıyor görünen, fakat ihanetler içerisinde olanlar var. Yolumuz yolsuza, uğursuza uğramış. Yolumuzu 1400 yıl boyunca canını feda ederek bugünlere getirmiş olan değerlerimiz itilmiş, kakılmış, ötelenmiş. Dedelerimiz ilden ile, dağdan da gezerek sazlarıyla, sözleriyle, nefesleriyle bu güzelim yolu sürmüşler. Ama ne bazı dedelerimiz ne de bazı taliplerimiz yola gitmez olmuş. Yoldan azmışlar, yoldan bezmişler. Yolumuz ululardan ulu bir yoldur. Yolumuz Ehl-i Beyt'in katarının bulunduğu bir yoldur. Yolumuz erenler yoludur. Sevgili dostlar, erenlerimize, gerçek pirlerimize, ozanlarımıza, dedelerimize, Bektaşi babalarımıza sahip çıkalım. O dergahlar o günün aydınlık yurtlarıydı. Sevgili dostlar, bugün de cemevlerimize sahip çıkalım. Yaşatalım cemevlerimizi. Evet dostlar, yaşatalım cemevlerimizi. Dostlar, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Geleneği yaşatanlar devam edecek. Geleneği yaşatanlar devam ediyor. Evet dostlar, tekrar merhaba. Birlikteliğimiz devam ediyor. Geleneği yaşatan, yolumuza hizmet eden çok güzel bir sima ile birlikteyiz. Mehmet Yaman Dede ile birlikteliğimiz 16.30'a kadar sürecek. Dostlar, bir duyurumuz olacak. Cem Vakfı Halkalı Yunus Emre Cem ve Kültür Evi'nin güzel bir etkinliği var, bir panel etkinliği var. Hazreti Muhammed ve Ehl-i Beyt ve Alevilik nedir? Konusunda Ali Yüce, Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Ali Yüce ve sosyolog, ilahiyatçı Mustafa Cemil Kılıç'ın katılacağı etkinliğe yönetim bütün dostları davet ediyor. Cem Vakfı Halkalı Yunus Emre Cem ve Kültür Evi'nde 25 Nisan 2010-14 ile 17 arasında İstasyon Mahallesi, Bezir Genbahçe Belediyesi Evleri, Yunus Emre Caddesi, No 12 Halkalı Küçükçekmece'de bu etkinlik yapılacak. Tekrar ediyorum sevgili dostlar, Cem Vakfı Halkalı Yunus Emre Cem ve Kültür Evi'nde 25 Nisan 2010 saat 14'te Hazreti Muhammed ve Ehl-i Beyt Alevilik Nedir ismiyle bir panel düzenlenmiştir. Ali Yüce ve Mustafa Cemil Kılıç'ın katılacağı etkinliğe tüm dostları davet ediyor yönetim kurulu. İstasyon Mahallesi, Bezirganbahçe Belediye Evleri, Yunus Emre Caddesi, No 12 Halkalı'da. Telefonları da vermiş olayım. 0212 696-94-75 0212-696-94-75 Başkan Gazi Aslan 0532-739-97-25
etkinliğe davet ediyorlar. Evet, sevgili dedeme dönüyorum zaman kaybetmeden. Sevgili dedem, yine sohbet çok. Keşke seninle şöyle doya doya bir programlar dizisi yapsak. Radyoda veya televizyonda güzel de olur. Konuları açarız. Alevilikle İnşallah. İlgili, inançla, ibadetle, İnşallah. Erkanla, Ehl-i Beyt'le ilgili, İslam'la ilgili. Güzel yurdumuzda, sizin anılarınızda yüzlerce anınız vardır. Bu kısa süreye sığmaz. O geniş zamanlarda olmak isteriz. Fakat sizi böyle konuk etmişken az bilinen bir yönünüzü, bu bağlamaya olan tutkunuzu, bağlama çalmanızı, bu geleneği yaşatmanızı da canlandıralım diyoruz. Bir örnek daha verir misiniz bize? Hay tabii. Güzelcan, bu okulu bitirdikten sonra ben Pertevniyada göreve başladım. Sonra Erzincan'a gittim. Orada birkaç yıl öğretmenliğimi yaptım. Daha sonra Bakırköy İmam Hatip Lisesi ve Akasya Koleji, en sonunda da Bakırköy Ticaret Lisesi'nden emekli oldum. Orada öğrencilerim olan binlerce, on binlerce olan öğrencilerime buradan sevgilerimi sunuyorum aracılığınızla. Eyvallah. Eyvallah. Beni yola düşürdün, derdimin dermanı sensin yali. Bülbül olup beni güle düşürdün, derdimin dermanı sensin yali. Logos, logos, pervaz edip oda yandıran sensin, medet, 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 medet. Pervaz edip oda yandıran sensin, yine bu devranı döndüren sensin. Susuz olanları kandıran sensin, derdimin dermanı sensin yali. Logos, logos, logos. Pir Mehmet'i maçtan haber duyalı, medet, 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 medeyi. Baştan haber duyalı, dost elinden nasibini alalı. Ağlar deli gönül, yürek yaralı, derdimin dermanı sensin yali. Logos, logos, logos. Kavuşturan Şah-ı Merdan Ali'dir, medet, 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 medeyi.
derseniz bir nah, sihat eyleyim. Hey dost eyleyim, ahiretin tedarikin görmeli. Dağlar yollarına çeker karanı, çeker karanı. Buradayken bir meğen zilermeli. Ali dost, şahım Bismillah dedim de açtım gözümü, elemanım ay. Bismillah dedim de açtım gözümü, açtım gözümü. Pirim hakipayine yalim, sürem yüzümü. Tekke tut kulağın, dinle sözümü, dinle sözümü. Buradayken bir gerçeği bulmalı. Ali dost, pirim dost. Şeytan avyanlar da ortada kalınır, elemanım ay. Şeytan avyanlar ortada kalır, ortada kalır. Kişi bilgisiyle ya dost menzil mi alır? Böyle sözlerine ahiret mi olur? Bütün varlığına teslim olmalı, teslim olmalı. Gafil insan gafil gelmem bu demeyi. Gafil insan gafil gelmem bu deme, gelmem bu deme. Ömür geldi geçti kardeş, buna ne çare? Ne cevap verirsin gittiğin yere, gittiğin yere. Kiramen katiplerin hesap görmeni, hesap görmeni. Hak'tan inayettir de bize bu hikmet, eleman mürvet. Hak'tan inayettir bize bu hikmet, bize bu hikmet. Muhammed Mustafa'dan ya dost erişe himmet. Nefes burada kalır, can olur zahmet, can olur zahmet.
canı kurtaracak bir er bulmalı, bir er bulmalı. Derviş Muhammed'im de eleman mürvenet, Derviş Muhammed'im eleman mürvet, eleman mürvet. Dilerim ahirette yalim çektirme zahmet, kulların kapında diler rahmet, diler rahmet. İrahmet dileyen sadık olmalı, doğru olmalı. Yetiş yarımıza Muhammed Ali. Eyvallah, var olun, sağ olun. Evet, bu bitmez tükenmez bir sevdanın dışa vurumudur. Bu bir aşk deryasıdır sevgili dostlar. Aşka giren insan usanmaz. Cem gibidir bu. Muhabbettir. Muhabbetten Muhammed hasıl olmuş derler. Sohbetlerle, söyleşilerle biz dertlerimizi birbirimize anlatmışız, inancımızı yaşatmışız. Peki dedem, çok çileler çektiniz, konunun detaylarına giremedik. Zaten hepsini üst üste anlatarak belki dinleyicilerin de dikkatini dağıtmamak gerekirdi. Bağlamanızla, o nefeslerinizle bir farklı program yapalım dedik. Ama sonuçta yine bu konuşmalarımızı bir yere bağlamamız gerekiyor. 60'lı, 70'li yıllar, 80'li yıllar, sizin ders verdiğiniz yıllar, dergi, gazete çıkardığınız yıllar, mücadele verdiğiniz yıllar. Tabii sonrasında birçok sempozyumlara davet edildiniz, panellere davet edildiniz, yurt dışına gittiniz, İngiltere'de kaldınız, Almanya'da kaldınız, Avustralya'ya gittiniz. Yani Alevilerin var olduğu, Türklerin var olduğu dört bir diyara gidip Aleviliğin değerlerini anlattınız. Geçmişten bugüne nasıl bir seyir izledi? Bugünü biraz daha açıklıkla yorumlayalım. Bu çalıştaylar meselesi değil de biz kendimiz, kendi derneklerimiz hakkında, cemevlerimiz hakkında biraz konuşalım. Gençler hakkında biraz konuşalım. Sorunlarımız nedir? Sıkıntılarımız nedir? Siz nasıl görüyorsunuz? Geçmişi yaşayan, bu geleneğin içerisinden bugünlere gelen bir insan olarak bugünü nasıl görüyorsunuz? Bugünden umutsuz değilim ben Ayhan Bey. Umutsuz değilim ama bazı koşullar dahilinde. Bazı şartlar var. Onlar yerine gelirse Yüce Allah'tan umut kesilmez. Tabii ki Muhammed Ali'nin, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin o güzel yolları daha da şahlanacaktır. Umudundayım ama bazı şartlar var. Sırayla söyleyeyim ben bunları müsaade ederseniz. Tabii, buyurun. Efendim, şimdi eskiden biliyorsunuz bir Osmanlı düzeni var. Bir de köylerde Alevilik, Alevi halkı var. Alevi halkı köylerinde inançlarını pirler, rehberler vasıtasıyla devam ettiriyorlar. Bir Alevi köyüne gidiyorsun, ciltlerle kitaplar var. Yani dedelerimiz okumuş kimseler. Okumuş kimseler. Arapça da bilir, Farsça bilir, Kur'an-ı Kerim eski insanlar. Bunlar biliyorlar. Yunus Emre'yi düşünün, diğer pirlerimizi düşünün. Bunlar bilgiliydi. Şimdi o zamanki Alevi halkı yolundan, erkanından, inancından zerre kadar ödün vermezdi. O zamanlar her Alevi genci birbirleriyle müsahip olurdu. Müsahip olmadan ceme girilmezdi. Müsahip demek dünya ahiret kardeşi demek. İlk defa 622 yılında
efendim Fetih suresinin 10. ayetinde geldiği için bu manada peygamberimiz her mümini birbiriyle iki kişiyi biri diğeriyle müsahip yaptı. Siz dedi kardeşsiniz. Mümin müminin kardeşidir. Böyle teker teker müsahip yaptı. Hazreti Ali orada bekliyordu. Ya Muhammed herkesi kardeş yaptın. Benim kardeşim kim dedi. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki ya Ali sen benim dünyada da ahirette de kardeşimsin. Biz bir nurdan yaratıldık. Benim de müsahibim sensin. O gün bugündür müsahiplik devam ediyordu yakın zamana kadar. Yakın 50'li 60'lı yıllara kadar devam ediyordu. Ve şüphesiz ki şimdi müsahipliğin devam etmesini istemeyenler vardı. Kim bunlar? Emevi zihniyeti, Muaviye zihniyeti. Müslümanlar, müminler kardeş olmasın ki bütünleşmesinler. Bütünlük olmasın, kimse birbirini tanımasın, kardeş olmasın. Biz de atımızı rahatça oynatalım, tahtımızda oturalım. Bu Emevilerin engellemesiyle. Onun için Sünni yurttaşlarımız, Ehl-i Sünnet ve Cemaat bu müsahiplik kurumunu unutmuşlardır. Sadece Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet söylerler, öyle geçiştirirler. Nedir o ayet? Bismillah. İnnemel mü'minun ihvetun fe aslihu beyne haveyküm. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bütün müminler birinin kardeşidir. Kardeşlerin arasını bulun. Güzel, amin, Allah'ın emri. Ama Peygamberimizin kurduğu Fetih Suresinin 10. ayetindeki emri, çünkü el ele tutuşup müsahip oluyorlar. İnnemâ yubâyûneke, İnnemâ yubâyûnallah ayet var. Yedullâhi fevkâ'yı diyeyim. Onların elleri Allah'ın eli üstündedir. Yani ne zaman ikrar veriyorsun. Ben bu yolda, hakkın yolda devam edeceğim diyorsun. O zaman ikrar verdiler ve Alevi toplum bunu yürüttü. Sünni toplumu müsahipliği unuttu. Peki asıl konumuza gelelim. Eskiden tabii herkes müsahip olmayan bir Alevi erkeği ferdi olmazdı. Onların eşleri de bacı olurlardı. Birbirlerinin bacıları olurlardı. Bacı kardeş. Birisi yoksulsa öbür zengin ona yardım ederdi. Birisi çocuğunu okutamıyorsa öbürüne yardım ederdi. Yardımlaşma kurumu bu. Paylaşım ve yardımlaşım. Bu da Allah'ın emriyle oldu. Bu emri unutmadık biz. Ama şehirlere taşınınca müsahipliği unutuldu. Dün ben bir toplantıda da söyledim bunu. Bir dedeler toplantısında dedim ki müsahip olmadan hiç boşuna uğraşmayın. Emekleriniz boşa gider. Çocuklarınızın müsahibi var mı? Senin çocuğun var mı, torunun? Oradan bir dede demek kızdı bana. Senin müsahibin var mı dedi falan bana. Dedim ki bu soruyu sormanız bile garibime gitti yani. Müsahibim olmadan bugün Kemal Tatlı kulaklar çınlasın. Benim müsahibim. Ta gençliğimizde müsahip oldum. Senin çocuğunun var mı? Tabii var. Ali Yaman, Erdiş Tatlı. Aynı biraderimin kardeşi falan. Var. Ondan sonra sustu adam. Yani bana inanmıyor. Bazıları kendilerini başkaları gibi zannederler. O bakımdan müsahiplik şart dedi. Bunu yapasınız. Bir. İkincisi, bu Avrupa'da, yurt dışında, yurt içinde olsun, dernekler, vakıflar, dergahlar, çeşitli kuruluşlarımız, kurum ve kuruluşlarımız eğer yakın zamanda tek çatı altında, tek ses, tek nefes olmazsa, hep bunu söylerim ben, ağzıma pelesenk yapmışım, klişe şeklinde, lafta kalmasın diye. Tek ses, tek nefes, aynı, el ele tutuşulmazsa ilerleme olmaz bizde. Başka bir konu, cemlerimizi eski coşkulu cemler şekline getirmek için cem yapan genç dedelerimiz biraz yaşlı dedelerimizden, öyle hakiki dedelerden öğrenmesi lazım, cemleri yapması lazım. Semahlarımızı çayda çıra veya bilmem ne havası gibi öyle uydurma yapmayalım, bilenlerden öğrenelim. Bir de dede olmadığı halde dedelik yapmaya kalkışanlar var. Tabii sonradan anlaşılıyor falan filan. Dede değilmiş, dede olmuş falan diye. Buna da engel olmak lazım. Yani birlik olursa benim umudum var Ayhan Bey. Bir de efendim şimdi bizim eski yazı kitaplarımız var. Türlü türlü kitaplar var. Şimdi sen o kaynağa varmadan dedelerimiz çokları okumuyor. Bir de dedeler şimdi artık bundan sonra okusan bile kıymeti yok. Gençlerimizden üniversitelerde okuyup o Osmanlıca, Arapça, Farsça öğretip fermanları, şecereleri, dede şecerelerini, onları okuyabilecek elemanlar en azından 20, 25, 30 tane, 40 tane, 50 tane yetişirse onlar destek olur.
Sonra bizim şu anda matbaamız yok, dergimiz yok. Çok şükür televizyonumuz var, radyomuz var. Var da bir dergi çıkaramıyoruz aylık, 15 günlük de. Yani çok eksiklerimiz var. Ama bu eksikliğe rağmen gene de gül yüzlü ve itikatlı, inançlı Alevi Bektaşi toplumu canla başla bırakmazlar yani. Genlerine, ruhlarına işlemiş İmam Hüseyin sevgisi, Hazreti Pir sevgisi. Asla kıyamete dek bu sürecektir, daha da şahlanarak diye düşünüyorum ben. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Tabii dediğim gibi konuşacak çok konu var. Sizin eserleriniz var, çevirileriniz var. Ozanların dünyasına bizi götürüyorsunuz. Geçmişte yaşamış ulu pirlerin dünyasına bizi götürüyorsunuz. Ve günümüzün yaşayan Aleviliği üzerinde, daha doğrusu Alevilerin sorunları üzerinde de kafa yoruyorsunuz. Ama başka programlarda yine sizleri alacağız, sizlerin o güzel fikirlerini değerlendireceğiz, toplumumuza yansıtacağız. İşte radyoların, televizyonların, iletişim organlarının da görevi bu. Yani aracılık yapmak, yani geçmişteki büyük birikimini, günümüzdeki yaşanan sorunları, sıkıntıları, güzellikleri, iyilikleri, hainlikleri, her şeyi güzel bir şekilde, güzel bir lisanla topluma verebilmek, halkımıza verebilmek, Alevisiyle, Sünnisiyle bu güzel insanlarımıza sunmak, bizi tabii Avrupa'da da, Balkanlar'da da dinleyen insanlara ulaşabilmek, onların evine, arabalarına misafir olabilmek, hiç değilse televizyonumuz ve radyomuz aracılığıyla onların çeşitli konulardaki bilgi eksikliklerini gidermeye çalışmak, onlara yardımcı olmak. Tabii ki biz sevgili dinleyenlerimizden de bir şeyler istiyoruz. Bizi her zaman aramalarını istiyoruz, eleştirmelerini istiyoruz, bize yol göstermelerini istiyoruz. Çünkü programlarımız böylece daha da zenginleşir. Belki biz farkında olmadan toplumun isteğinin dışına çıkmış olabiliriz. Evet. Toplum bizi eleştirecek, toplum bize sahip çıkacak. Cemevlerimize sahip çıkacak, cemevlerindeki yöneticilere, dedelerimize, ozanlarımıza ulaşacak, onlar da onlara ulaşacak. İnsanlar bir araya gelmedikten sonra şimdi halkımızın isteklerini, beklentilerini, umutlarını, umutsuzluklarını, sorunlarını, sıkıntılarını biz bilmezsek, bu mikrofonlar başında istediğimiz kadar konuşalım, onlara hitap etmiş olalım ama onların özüne, onların dünyasına gerçekten gidemiyorsak hiçbir anlamı yok ki. Biz yalnız cemevlerinde, derneklerde, vakıflarda, okullarda, üniversitelerde kendi görevimizi yerine getirirken, eğer halkımız da gelip bizi bulmazsa, bize sorunları hakkında, istekleri hakkında bilgi vermezse, biz de halktan kopuk olmuş oluruz. Yani ne halkımız bizden kopuk olsun, ne biz halkımızdan kopuk olalım. Böylece aydınlık yarınlara hep birlikte Allah varabiliriz. Allah Allah. Evet sevgili dostlar, yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Dünyada çocuklara verilen bir bayramı kutluyoruz. Tüm çocukların gül yüzlerinden öpüyorum. İyi bayramlar, mutlu bayramlar diliyorum. Yalnız bizim arzumuz şudur. Küçük yaşta emeği sömürülen çocuklarımızın durumunu, kimsesiz yetim çocuklarımızın durumlarını da biz biliyoruz. Bunları çözmek de devletimizin sosyal devlet olduğunu gösterir. Umarız gelecek günler mutluluklar getirir. Sevgili dedem, çok Allah teşekkür Allah. Ediyoruz. Allah Allah. Sevgili dostlar, yeni programlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Geleneği yaşatanlar, Ayhan Aydın hazırladı ve sundu.